Börnava Belediyesi'nde akıllı telefonla akıllı belediyecilik hakkında bilgilerden bahsedildi. Tam olarak sizden bir bilgi alabilir miyiz bu konuda? Tabii ki şimdi biliyorsunuz bilimsel bilgi gelişiyor. Bilim alanında çok yeni buluşlar ortaya çıkıyor. Buna bağlı uygulamalar ve teknolojiler de gelişiyor. Çok değil, çok yakın bir geçmişte bilgisayar nedir diye bilmezken bugün artık herkesin evinde laptopu, dizüstü bilgisayarı, masaüstü bilgisayarı, artık herkesin cebinde bilgisayar var. İletişim alıcı ve verici, yani bu enformasyonu veren ile alan arasındaki kanalları da çok iyi kurmak, kurgulamak gerekiyor. Ben biraz da akademik bu konudaki birikimim ve background'um nedeniyle bilişim teknolojilerine çok önem veren birisiyim. Ve bu kanallar halkla belediyenin hizmetlerini karşılıklı sunduğu iletişim kanallarına önem veren birisiyim. Bunların bir tanesi doğaldır, internet ve web siteleri, web portalları. Faks cihazı bile bunlardan birisidir. Cep telefonla SMS mesajları bunlardan birisidir. Yazılı ve görsel basında işte şimdi sizin aracılığınızla vatandaşımıza bir diyalog kuruyoruz. Akıllı telefonlara sunduğumuz bu uygulamalar da bunlardan birisi. Şu anda iPhone ve iPad ve Android işletim sistemli bütün telefonlarda belediyemizin bir uygulama yazılımı var, programı var. Bunu indirebilir vatandaşlarımız. Bornova diye arama yaparak indirdiklerinde belediyemizin hizmetlerini ceplerinde taşıyabilirler. İstedikleri an borç sorgulayabilirler. Bornova kenti hakkında bilgi alabilirler. Tarihiyle, turizmiyle, kültürüyle. Bornova kent rehberi, Bornova'daki mekanlar hakkında adres, telefon bilgilerine erişebilirler. Veya belediye başkanına şikayet isteklerini de buradan iletebilirler. Hatta bir yerde gördükleri bir sıkıntıyı fotoğraf çekerek de gönderebilirler. Yani yine telefonlarını kullanarak akıllı telefonlar aracılığıyla şu anda bu hizmeti devreye sunduk. Tabii bu akıllı telefonlar biraz maliyetli. Herkes bunlara sahip olamayabilir. En azından olabilen kişilere böyle bir hizmeti de götürmüş oluyoruz. Artık aslında çok ucuz şeye de maliyette de bazı Android işletim sistemli akıllı telefonlar var. Onlarla da bu hizmetten yararlanabilirler. Seçimler malum yaklaşıyor. Seçimlerle ilgili sizin seçim haritanız belli mi? O konuda sizden Bizim seçim dinliyorum. haritamız 2009'dan başlayan stratejik plan çalışmamızda ortaya koyduğumuz vizyonla belli. Biz günü kurtaran bir çalışma yapmıyoruz. Yaptığımız her proje, her hizmet, her etkinlik, her faaliyet belirli bir hedefe yönelik. Biz 2023 yıl, Cumhuriyet'in 100. yılını hedef olarak koyduk. O güne giden bir çalışma içerisindeyiz, bir tempo içerisindeyiz. Bornova kentini bir dünya kenti yapmak, bu dünya kenti olurken de burada yaşayan her bir yurttaşın dünya standartlarının da üzerinde bir yaşam kalitesine sahip olabilmesini sağlamak. Seçim olur olmaz. Bugün olur, yarın olur, hiç fark etmez. Biz yolumuzu çizdik, gidiyoruz. Ha, bu yolda ben olurum, başkası olur ama bu yol devam edecek. Bu yolu iyi şekilde götürebildiğimizi düşünüyorum. Seçimlerin öne gelmesi veya sonraya alınması da bizim bu çalışmalarımızı hiçbir şekilde etkilemeyecek. Teşekkür Ben teşekkür ediyorum. İyi ederim. akşamlar.